İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastya Siva şehrinde dünyada nadir görülen travertenler koruma altına alındı. Ukrayna parlamentosunda Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anmak için bir karar tasarısı kaydedildi. Hamaney, ABD İran hükümetini ve halkını bölmeyi amaçlamaktadır. Şam'ın merkezinde şiddetli patlama. Birleşmiş Milletler, İdlib etrafında oluşturulan durum korkunç. Surp Amina Pırgıç Manastırı'nın Gomidas adlı korosu Tahran'daki Rudaki salonunda sahne aldı. Kitap sunumları, konser programları, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ovanes Tumanyan'ın doğum günü kutlanıyor. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas ilinin Bakırcıoğlu höyü içinde barındırdığı romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kükürtlü sıcak suyu, mağaraları ve dünyada nadir görülen sırt tipi traverten oluşumları nedeniyle sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Bölge nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi. Ayrıca Sivas'ın Sızar Şelalesi, Balıklı Kaplıca ve İmranlı Baraj Gölü ve çevresiyle Kızılırmak kaynağının doğduğu yer koruma altına alındığı duyuruldu. Ukrayna Yüksek Radası'nda Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına saygı gösterilmesine ilişkin bir karar taslağı kaydedildi. Halkın Hizmetkarı Partisi'ni temsil eden milletvekili Darya Volodina'nın yasama inisiyatifiyle Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına saygı göstermek için sunduğu kanun tasarısı 14 Şubat'ta tescil edildi. Ukrayna Ermenileri Birliği Başkanı Vilen Şatvoryan, insanlık, hakikat ve adalete olan bağlılık açısından milletvekilinin girişimini önemsedi. Kaynak, bunun son 10 yıldaki 4. yasama girişimi olduğunu hatırlatıyor. Halkın Hizmetkarı Partisi üyesi Anton Polyakov, yakın zamanda Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınmasına ilişkin bir karar taslağı sunmuştu. Birlurer.im haber sitesinin belirttiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin ruhani lideri Ali Hamaney'i bu hafta yapılacak parlamento seçimlerinin arifesinde yaptığı bir konuşmada ABD, İran hükümetini ve halkını bölmeye çalışıyor. Amerikan propagandasının İslam sistemini ve halkı birbirinden nasıl ayırmak istediklerini görüyorsunuz. Onlar sürekli bununla uğraşıyorlar dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nde parlamento seçimleri 21 Şubat'ta gerçekleşecek. Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Birlurer.im haber sitesinin aktardığına göre Arap ülkesinin devlet televizyonu bir kişinin öldüğü ve yaralıların bulunduğunu haberi duyurdu. Al-Habariya TV kanalı patlayıcı madde Şam'da otogarın yakınında patlatıldı. Yaralılar var, bir kişi hayatını kaybetti diye açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde durumun korkunç olduğunu belirtti. Sadece bu yılın 1,5 ayı boyunca yaklaşık 300 sivilin öldürüldüğünü detaylandırdı. Komisyon üyesi Michel Bachelet, kan dökülmesini mümkün olan en kısa sürede durdurmak ve insani bir koridor açmak gerekiyor, dedi. Oysa Suriye Devlet Başkanı Bashar Asad'ın ilerlemeyi durdurmak gibi bir niyeti yok. Geçen gün devlet televizyonunda İdlib'i er ya da geç temizleyeceğiz demişti. Suriye ordusu haftalar öncesinden Asad'ın muhaliflerinin kontrolü altında kalan son bölge olan İdlib'e doğru aktif bir ilerleme başlattı. Muhalefeti destekleyen komşu Türkiye, Suriye ile olan sınırını kapatmış ve yüz binlerce insanın kuşatma altında kalmasına neden olmuştur. Surp Armena Pergiç Manastırı'nın Gomidas adlı korosu Arbi Babumyan yönetiminde 35. Fajr Müzik Festivali'ne katılarak Tahran'daki Rudaki Salonu'nda sahne aldı. 13-19 Şubat günleri arasında farklı ülkelerden ve İran'ın farklı bölgelerinden müzik gruplarının ve bireysel müzisyenlerin katıldığı yarışma niteliği taşımayan bu yıllık müzik etkinliği Tahran'ın çeşitli salonlarında gerçekleşti. Festivale davet edilip sahne alan çok sayıdaki gruplar arasında Nurcuhan'ın Surp Armena Pırgıç Manastırı'nın Gomidas Korosu da yer alıyordu. Gomidas Korosu'nun yukarıda belirtilen performanslarının festivale katılan diğer gruplardan ve müzik otoritelerinden büyük övgü alması dikkat çekicidir.
Büyük Ermeni şairi Ovanes Tumanyan'ın 151. doğum yıldönümü vesilesiyle doğum günü olan 19 Şubat'ta hem memleketi olan Dısır köyünde hem de Yerevan'da ilginç etkinlikler düzenlenecek. Dısır köyündeki Tumanyan'ın ev müzesinin müdürü Roza Gazumyan, Armen Pres muhabiriyle yaptığı röportajda Tumanyan'ın doğum gününün kitap hediye etme günü olarak da kutlandığının altını çizdi. Yerevan'daki Ovanes Tumanyan Müzesi de zengin bir etkinlik programı hazırladı. Müzede Tumanyan'ın şerefine adlı geleneksel ikram ve oyun yarışması gerçekleştirilecek. Müze kendi yayınladığı kitaplarını özel bir fiyat ile satacak. Aile Posta Kutusu adlı eğitim programını sunacak. Çocuk şiirlerinin renkli desenli kitabın tanıtımı gerçekleşecek. Konser programında Diyezerk adlı grup sahne alacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ovanes Çekiçyan yönetimindeki akademik korosunun seslendirdiği Gomidas Vartabet'in Yellel adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.